Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ben Selami Erzurum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeniköy Tepesi'nde Şakir abiyle birlikte fındığa gübre atıyoruz. Şakir abi, şimdi fındıkta gübreleme meselesini anlatalım istiyoruz. Tamam. Şimdi biz önce ne atıyoruz ona bakalım. Şimdi biz 26 can atıyoruz. Can 26 azot. Şöyle şu gübre. Çuvalı 320 liraya aldık. Şimdi bizim toprak tahliline göre 26 can gübreye ihtiyacı var çıktı tarlanın. Dolayısıyla toprak tahliline uygun bir şekilde atıyoruz. Şimdi normalde gübrelerin iki postada, yani bahar gübrelerinin iki partide iki postada atılması lazım. Mart başı, Mayıs sonu. Yani yarısını Mart başı, yarısını Mayıs sonu. Şimdi yaklaşık bu 1 kilo falan civarında olur. Tabi toprak tahliline göre de değişir bu. O da ne dediyse o. Ama bizde yaklaşık 1 kilo. Yarım kilosunu Mart başında, yarım kilosunu Mayıs sonunda. Şimdi biz şu anda 28 Mart'tayız değil mi? Evet, bugün 28 aslında Mart. Aslında geciktik, fakat bu sene kış yaklaşık 20 gün, 1 ay falan uzadı. Dolayısıyla daha kar yeni kalktı. Şimdi biz bugün atmaya başladık. Şimdi yarım kilo biz ocaklara atıyoruz. Cumartesi günü sabah kar yağdı burada. Evet. İşte dün hava açtı. Bugün artık bahar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Şimdi atarken attığımız yer önemli tabii. Ne dibine atacağız, ne çok uzağa atacağız. Taş iz düşümü deniyor. Taş iz düşümünü atacağız. Şimdi taş iz düşümü nedir? Gösterelim taş mi? Taş iz düşümü şudur. Evet. Şimdi mesela şu şeye gidelim, ağaca. Şimdi şu dalların şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman şöyle şuralar, şu bölge yaklaşık işte 50 santimlik bölge taş iz düşümüdür. Şöyle döneceğiz yani. Şu vaziyet benim yürüdüğüm yer yani şöyle. Dolayısıyla şimdi bunu. Şimdi Şakir abi, bir şey daha sorayım. Evet. Ben böyle köylere gelip giderken şey görüyorum abi. Genelde böyle tarım kirecı falan uygulanırken ocağın içine tarım kirecı atılmış oluyor. İşte ya da ocağın içine hayvan gübresi atılmış oluyor. Bu doğru bir uygulama mı abi? Şimdi ocağın içine atmak pek makbul olmuyor. Çünkü şimdi bu dalla bu gıdayı, verdiğimiz gübreyi, işte gıdayı neticede alacak olan kökler oluyor. Şimdi kökler de burada değil, yani bu dipte değil, şurada böyle nereye uzuyorsa bu dalın ucu, alttan kökü de aşağıdan böyle buralara kadar gelmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi kök buradayken bunu bu alacak, yiyecek, buraya atmanın manası yok. Dolayısıyla taş iz düşümü derler. Şöyle şu izah, yani şuradan şu kadar mesafe ya atılmayacak, şu kadar mesafe atılacak. Mesela gösterelim. Evet. Şöyle. Şimdi 500 gram atmak istiyorum şu anda. Evet. Şimdi bu ocağın dibine, yani ortasına atılan gübre olsun, kireç olsun, hayvan gübresi olsun, bunlar aynı zamanda orada filizi beslemiş oluyor. Biz zaten filiz çıkmasını istemiyoruz değil mi? Tabii, filizi tabii. Zaten filizin büyümesi demek. Filizlerin büyümesini istemiyoruz. Evet. Şimdi filizler hangileri? Mesela şunlar filiz. Evet. Şunlar filiz. Bunlar bizim gıdamıza, fındık ağacına fındık ağacının alacağı gıdaya ortak olan şeyler. Bunların büyümesini istemiyoruz ki gıda bu ağaçlara gitsin diye. Dolayısıyla bunları, filizleri mümkünse hiç büyütmemek gerekiyor. Şimdi ve hani en güzeli senede 3 defa almak, ama bunu tabi yapmak zor. Ayları da şöyle: Mart, Haziran, Kasım. Yani bu aylar da önemli. Yani ben istediğim zaman alırım diyemezsin. Çünkü şimdi filiz almak bir yerde ameliyat etmek gibidir bir
hastayı ameliyat etmek gibidir. Kesiyorsun ya. Evet. Dolayısıyla mesela şimdi Mart, Haziran, Kasım. Şimdi Haziran ayı önemli. Haziran ayında almak lazım filizi. Şimdi Temmuz'da alayım, Ağustos'ta alayım. İşte fındığı görmesi kolay olur derse kişi, bu yanlış olur. Neden? Şimdi Temmuz ve Ağustos'ta ağacın yaralanması ağaçta zararlara sebep olur. Bir de şimdi Haziran ayında tam böyle küllemenin, yani külleme hastalığı, bu da, şeylerin, filizlerin fazlalığından dolayı bu ağaç dibinin kalabalık olması, hava alamamasına, rutubet olmasına ve külleme hastalığına sebep olur. Dolayısıyla Haziran'da bir an önce bu ocağın içine açılması lazım ki şöyle bir ferah nefes alsın. Külleme hastalığı, küf hastalığı, külleme diyoruz bu zana, içinde olmasın diye. Zaten alınması gereken ayda kitaplarda yazan Haziran. Evet. Mart, Haziran, Kasım. İmkanın varsa 3 sefer yapar alırsın. İmkanın yoksa 2 sefer yaparsın. İmkanın yoksa 1 sefer, ama bu aylarda olacak. Evet. Evet. Biz zaten şimdi filizi zamanında almaya gayret ediyoruz. Sonra bordo bulamacını eksik etmiyoruz. Onu her yıl düzenli bir şekilde atıyoruz. Bordo bulamacını her sene atmak lazım. Ocaklardaki dal sayımızı düşürdük. Hatta evet. Bu ocakta bakın 3 tane dal var. Evet. Genelde ortalamamız 4, 5, 6, 7. 7'den evet. Fazla yok. Evet. Bu 3 yıldır bu dal kesildikten sonra gördüğümüz şu. Dallarda bir gençleşme görüyoruz değil mi? Yosun bağlamamış, evet. Gençleşmiş. Evet. Yani dallar pırıl pırıl olmaya başlamış. Faydası buralarda yosun olmuyor. Ve sürgünler çoğalmış. Yıllık sürgünler. Evet. Dallanmalar yani. Bu dal kestikten sonra oldu değil mi bu olaylar Şakir abi? Biz yanı kenarı boş alınca bu sefer bunlar evet. Rahat bir ortam bulup yayılıyorlar. Evet. Ama çok dal olursa sıkışıyorlar. Güneş göremedikleri için da yukarı çıkıp güneşi bulmaya gidiyor. Can derdine düşüyor yani. Evet. Yemek vermeden vazgeçiyor. Dolayısıyla şimdi hani diyorlar ya, fındık dalda olur. Evet. Tamam, fındık dalda olur ama bak şu dalda olmaz. Bu dalda, bu dalda, bu dalda, şu dalda, bu dalda olur. Bu dalın var mı? O zaman fındığın var. Evet. Yani şuradaki şu gövde sayısı önemli değil. Önemli olan şunları yapabiliyor musun? Saçaklarına yapabiliyor evet. musun? Dava bu. Şu diğer ocakta da gösterelim saçaklanmaları. Saçaklar mesela şimdi şurada evet. hemen başlamış. Şöyle yanlara gitmiş. Dolayısıyla bu kenardaki boşlukları dolduruyor. Mesela şu dal, şu dal, bu dal, şu dal, yani, bu dal, bu dal. Özellikle bu iş biz bu sene 4. yılımız değil mi? Dal kestikten sonra bu olay daha da arttı. Saçaklanma evet. olayı. Evet. Şimdi Şakir abi biz videomuzu burada yavaş yavaş bitirelim. Son bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela biz 2 sene önce zaten her sene normalde budama yapardık da az da olsa. Fakat 2 sene önce çok sert budama yaptık. Yani çok fazla miktarda dal kestik. Ve o dal kestikten sonraki ilk yıl bile bir önceki yıllarda aldığımız fındığı zaten aldık yani. Evet. Hatta daha da arttı. Evet. Daha da arttı. Evet. Şimdi şu ocakta da bir Şakir abi tekrar gübre atmayı bir iz düşümüne bir gösterelim. Tamam. Videoyu sonlandıralım abi. Tamam. O meseleyi, gübre atma meselesini böylelikle bitirmiş olalım. Evet. Şöyle şu bölgeye. Evet. Şu bölgeye atıyoruz. Dibine de değil, uzağına evet. değil. Yaklaşık 500 gram. Evet. Tabii bu gram olayı, atılacak gübre olayı kesinlikle toprak tahliline göre, işte sen ne attın ben de onu atayım ya da ben seninkine göre atayım, bunlar olmayacak. Tabii. Ya biz toprak tahliline göre hareket ediyoruz bu işte. Şimdi onunla ilgili mesela bir şey söyleyeyim hemen. Evet. Şimdi bir zaman uzun bir süre toprak altı gübresi atmamıştık biz. Ve artık bu sene kesin atmamız lazım diye düşünüyordum. Ama bir toprak tahlili yaptıralım bakalım dedik. Bir baktık ki toprak tahliline bizim atmak istediğimiz o gübreler zaten toprakta varmış. Evet. Ama bunlar kilitli vaziyette olduğu için kireç atıp bunların çözülmesi gerekiyormuş. Evet, tarım kireci attı. Evet, toprak tahlilinden o çıktı. O zaman biz de
yaklaşık 4-5 milyar para verip o gübreleri atacağımıza, hani kabaca söylüyorum şimdi, 1 milyar verip kireç attık. Hem daha ucuza daha faydalı bir iş yapmış olduk, evet. Yani burada çok önemli. Yani şöyle diyelim kısaca, para verip paramızla tarlamıza zarar verebiliriz. Evet. Yani uygun gübreyi en güzeli toprak tahlili yaptırarak atabilirsiniz, evet, diyoruz. Kafamıza göre kesinlikle gübre atmayalım. Zaten bugün ne dedik? 28 Mart dedik. Evet. 26 can gübresini 320 liradan aldık. Zaten meblağlar yüksek. Evet. Malum şartlar belli. Yani para verip de paramızla tarlamıza zarar vermeyelim. Toprak tahlili zor bir şey değil. Fındık, evet, topladıktan sonra şöyle fındığın tarlanın belli yerlerinden onu öğrenir, daha sonra öğrenebilirsiniz. Kolay yani, küreklen işte şey belli. Alıp birkaç kilo toprağa şeye veriyorsunuz, üniversiteye veya da tarım müdürlüklerine. Ondan sonra işte 100 lira, 150 lira falan gibi bir fiyatla toprağınızın tahlilini, aynı kan tahlili gibi, MR gibi, film gibi alıyorsunuz yani. Evet. Yaptırsan 3 sene falan artık yaptırmaya gerek yok. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese hoşça kalın diyoruz. Kalın sağlıcakla.